Cumhuriyet TV ekranlarına hoş geldiniz. Pendik'teyiz. Bugün yurttaşlara yine Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soracağız. Kılıçdaroğlu. Tabii ki Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Hiç aynısı. Vallahi ben şimdiye kadar hep Erdoğan'a verdim ama bundan sonra vermeyi düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu'na mı oy vereceksiniz? Vallahi henüz daha düşüş yapmadım, karar vermedim ama gönlüm biraz ondan yana. Erdoğan. Teşekkür ederim. Erdoğan. Teşekkür ederim. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Siz ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'yum ben. Teşekkür Erdoğan ederim. Değilim. Sağ ol. Açık konuşayım. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gözüken göz kılavuz istemez görün. Bak memleketi ne hale getirdiler la. Gördün mü? 70 senedir bu ülkedeyim. Batırdılar bu ülkeyi. Batırdılar bu ülkeyi. Siz gençsiniz de yani batırdılar. Hiçbir değerimiz kalmadı. Onun için insanlar kendi kendilerine yolunu çizmeleri gerekiyor. Kolay gelsin. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Vallahi ben solcuyum, sağcı değilim. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Sizce Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Yani benim tercihim Kılıçdaroğlu. Ama sonuç ne olur bilmiyorum. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Neden? Artık yeter, 20 sene bunaldık. Memlekete hiçbir katkısı olmayan insanlarda ne beklenir? Bu kadar söylenecek. Son söz bu. Tabii ki Kılıçdaroğlu yani. Bunu sormaya bile gerek yok. Neden öyle düşünüyorsunuz? Neden bu kadar Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsunuz? İşte Türkiye'nin halini görüyorsunuz. Yani bundan başka daha ne? Yani ne yapmamız gerek? Onun için Kılıçdaroğlu kesin. Kılıçdaroğlu. 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 Kardeşim içimden geldiği gibi söylüyorum. Kılıçdaroğlu. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Aynı fikirdeyim ben. Sizce? Demokrasi gelsin Türkiye'ye. Adalet, demokrasi. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ya. Aynı mı? Aynı. Değişen bir şey yok. Zaten AKP ne yaptı ki? Dediler ki biz kefeni giydik de geldik buraya dediler. Şimdi kefeni halka giydirdiler. On binlerce insanın ölümüne sebep oldular. Ve ülkeyi sefalete sürüklediler. Daha ne yapabilir? Daha ne yapmamız lazım ki? Hayat pahalı. Kılıçdaroğlu. 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 Kim diyelim ya? Kim diyelim? Kılıçdaroğlu diyelim. Tamam. Hadi. Kılıçdaroğlu benim için. Neden? Ya 20 yılda ne yaptık yani ülkeye bir çivi çakmadı. Milli değerlerimizi yok etti. Ya şimdi konuşacağım. Davam da var zaten. Çok konuşmak istemiyorum. Tabii ki. Aslında ben Türkiye'de Türk milletini temsil eden hiçbir partinin olduğunu düşünmüyorum da yine kötü. Ya bundan daha kötüsü olamaz onu söyleyeyim. Hani başkası gelse bundan daha kötü ne yapabilir? Şimdi konuşamayacağım yani bu kadar. Kılıçdaroğlu yapar. Allah olur mu öyle şey? Erdoğan yok, Kılıçdaroğlu. Sizce? Kılıçdaroğlu. Ben zaten eski, biz Eskişehir'iyiz. Kılıçdaroğlu. Tabii ki Kılıçdaroğlu tercihim. Neden? Bir değişiklik olsun istiyorum. Bir gençler... İnşallah gençlerin yolunu açar. Onu istiyorum. Ya Kılıçdaroğlu neyine vereceğiz Erdoğan? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Siz ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Sizce? Kim? Demin dediğim gibi. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu ya. Niye soruyorsunuz bunu? Anket yapıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi. Ne diyorsunuz yavrum? Yok yok istemem. 20 sene yetti. Biraz dinlensin onlar. Elbet ki Kılıçdaroğlu. Neden? Artık 20 yıldan beri her şey ortada. Net bir şekilde gözüküyor. Yani bir değişim gerekir. Bu değişim içinde mutlaka Millet İttifakı'nın bir araya geldi zaten. Bir de bunu deneyelim. Bakalım verilen sözler, vaatler neler olacak? Ona göre de karar verelim. Şimdi bu ülkede
yaşanan her şeyi görüyoruz. En önemli etken ekonomik kriz değil mi? Dolayısıyla neredeydik, nereye geldik? Ona göre hesabını vermek zorundayız. Orman yandıktan sonra ormandan ağaç kurtulur mu? O yüzden tedbiri almakta büyük ölçüde fayda var. Zaten kriz üstüne kriz yaşadık. Pandemi, ekonomi, deprem, yani bunlar bir ülkenin ekonomik yönden çöküşü gerçekten önemli temel taşları. Ha, burada gelen ne yapacak şimdi? Yani bir etrafta bir yığın var. Yani bu nasıl temizlenecek? Bunun temizlenmesi için mutlaka ve mutlaka güçlü bir ekonomik şart. Üretmediğimiz sürece batarız. Üretken olmak zorundayız. Kılıçdaroğlu tabii ki. Sizce? Nasıl? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden böyle düşünüyorsun? Yeterli değil mi bence? 20 senede ne yapabildik ki? Yani bütün fabrikalar satıldı, bütün değerlerimiz satıldı, toplum ayrıştırıldı. Yani birini denememiz gerekiyor. Bu ölene kadar bu olacak hali yok. Yarım gün gidecek bu sonuçta. Yani biz demin arkadaşlar bir şey konuşuyorduk da gelirken milli gelirden falan bahsediyorduk da bir hesap yaptık. Milli gelir Türk lirasına çevirdiği zaman 200 bin lira yapıyor. Bugün bir asgari ücretli Türk lirasına çevirdiğin zaman 100 bin lira yapıyor. Şu anda şey arttı. 5500 liraydı. Şu anda yeni arttı. 7500 lira olacak. 5500 yani en düşük emekli maaşı 66 bin lira yapıyor. Daha artık milli alamıyoruz yani, anladınız mı? Yani şey daha anlamında. Çünkü bir şey yok yani bu saatten sonra değil mi? Alan bir belli bir zümre var. %10'du da %10 vardır yoktur zenginimiz. Odur, onun dışında paylaşım yeterli değil. Bir de en basit şey mi, şu depremi gördünüz yani. Sizce yani şey olabildi mi? Hükümet burada başarılı mıydı? Kızım hala orada şu anda Kartal Belediyesi olarak orada çalışıyor. Hala olmayan yerler var, devletin olmadığı yerler var. Hala çadır olmayan yerler var, su alamayan yerler var yani. Üzüntü verici bir şey yani. Gerçekte sadece böyle televizyonda göründüğü gibi değil. Bir de oraya gidip de yaşamak gerekiyor. Bunu yapamayan 20 yıldır deprem vergisi toplanıyor. Hala toplandı, paralar yok ortada. Hiçbir şeye de hazırlık yapalım. Daha bunu nesine tutacaksın? Başka biri gelebilir. Biz en büyük cevabı da şeyde vereceğiz, sandıkta vereceğiz. İnanıyorum buna yani. Toplum artık uyandı. Uyanmak eskisi gibi değil. Uyandık artık yani. Bitti. Hangisi iyi görev yaparsa o olsun. Hangisi iyi yapar sizce? Vallahi 20 senedir o iş başımızda. İşte görüyorsunuz her şeyi, bakalım. Geçim yapamıyoruz. Bir de onu deneyelim. Kılıçdaroğlu mu deneyelim? Ben Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyorum. Neden? Daha güvenilir geliyor. Neden? Neden? Güvenilir. Ona, Erdoğan'a güveniyor. Güvendiğim için yani. Karşı tarafa güvenmiyorum. Bu kadar. Ha, ikinci sırada da Erbakan. Peki. Kılıçdaroğlu. Niye söyleyelim? Söylemek isterseniz söyleyin, yoksa söylemeyin. Bak şimdi ağzım oruç. 5 milyar maaş alıyor. Ben şimdi yardım için bir eve, bir bineye geldim. Namaz kılacaktım. Namazda dediler kapalı. Onu bekliyor. Vallahi hangisi iyiyse o gelsin. O gelsin. Ama biz yıllardır AK Parti'ciyiz. Doğru konuş. Ama şu anda bir şey diyemiyorum. Şu anda artık kararsız mısınız? Yani bir yanımız yine AK Parti. Neden memnun değilsiniz peki? Neden kafanız karışıyor? Yavrucuğum, şimdi bak benim oğlum çalışıyordu mesela, işten çıkarılıyormuş. Boşta. Kızımın eşi içeride. Çocuğu okula gidiyor, bir yerden bir yardım yok. Evi kira. Kiralar da pahalı. Kiralar da pahalı. Ne yapayım? Hangini tutayım? Söyle. Vallahi belki daha da kötü olacağız Kılıçdaroğlu gelirse. Vallahi hangisi hayırlısıysa, hele bizim yanımızda hangisi durarsa, şu dışarıdan gelenleri göndersinler. Bak ne dedim, kızım boşta, oğlum boşta, kocam boşta. Ben emekliyim. Bir emekli maaş 5,5 milyarına. 3 tane ev geçindiriyorum ben. Yeter mi? Ne yapmam lazım? Allah yardımcısı dedik. Onun için hangisi hayırlısıysa o gelsin. Evet.
Ama daha kötü olacaksak yine Tayyip kalsın. Yani biz istikrardan yanayız tabii ki Erdoğan. Vallahi bilmiyorum, ben ikisini de tutmuyorum. Ben parti tutmam. Peki. Siz ne düşünüyorsunuz? Anlamadım. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı sizce? Bence Erdoğan kazanacak gibi geliyor bana. Kazanacak gibi yok. Erdoğan değil. Kılıçdaroğlu kazanacak. Öyle mi diyor? Tabii öyle. Kılıçdaroğlu. Bilmiyorum, ben tarafsızım. Kılıçdaroğlu diyorum. Yani gönlümüz Kılıçdaroğlu'ndan yana ama bakalım ne olacak sonuç. Sizce? Bence Muharrem İnce. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Diyebilirsin. Erdoğan. Sizce? Ben cevap vermek istemiyorum. Sizce? Muharrem İnce. Peki. Muharrem İnce. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Sizce? Tarafsızım ben. Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı sizce? Erdoğan. Kılıçdaroğlu kim ya? Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı efendim sizce? Erdoğan. Kılıçdaroğlu mu? Valla bilmiyorum. İkisi de olabilir. Sizin gönlünüzden geçen hangisi? Valla bilgim yok. Erdoğan'ı tanıyoruz. O olur herhalde. Ötekini tanımıyorum. O hep o yeni şeydi ya. Kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu. 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 Tabii ki Kılıçdaroğlu. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Teşekkür ederim. 50 kere Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Şu an Erdoğan. Erdoğan. Tabii ki Erdoğan. Tabii ki Erdoğan diyorum. Vallahi ben Pala Remzi'ye vereceğim. Pala Remzi diye ya. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Erdoğan. Ya Halk Partisi. Peki. Sizce efendim Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Kemal geliyorum diyor. Kılıçdaroğlu. Kesinlikle Kılıçdaroğlu ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bir şey düşünmüyorum. Oğlum söyle. Kararsız mı şu an? Bence ikisi de değil. Neden? Biraz apolitik biriyim bir. İkincisi ne Kılıçdaroğlu'nun ne de Erdoğan'ın önümüzdeki 5-10 yıl için ülkenin ekonomik ve sosyal durumuyla alakalı ileriye taşıyacak bir projesi olduğunu düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu. Sizce? Kılıçdaroğlu. Erdoğan başka büyük yok. Ondan büyük yok. Oğlum Erdoğan. Erdoğan diye Erdoğan'ı kazandıracaklar ama bakalım her şey nasip. Sizce? Vallahi ben Erdoğan kazanmasın istiyorum. Erdoğan. Sizce? Bence de Erdoğan diyorum. Siz? Kılıçdaroğlu. Başka yok. Hiç sevmiyorum. Kimi? Erdoğan'ı. Erdoğan. Sizce? Bence Kılıçdaroğlu. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence ikisi de değil. Erdoğan. Sizce efendim Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Peki. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sizce? Kılıçdaroğlu gelsin diyorum. Neden? Öyle gerekiyor. Değişiklik lazım. Kılıçdaroğlu. Hayırlısı neyse olsun ya. Sizin gönlünüzden hangisi geçiyor? Vallahi benim gönlümden hiçbiri geçmiyor. Şöyle geçmiyor. Bir değişim lazım. Denemek lazım. Koltuk sevdalığı olmamak lazım. Ülke için bir şeyler yapabiliyorsa yapsınlar, o iyi olsun yani. Önemli olan o. Baba Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Sizce? Efendim? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Tabii ki Erdoğan. Bu soru çok saçma bence. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Kılıçdaroğlu hiç. Sizce siz ne düşünüyorsunuz? Ben de HDP'liyim de Kılıçdaroğlu vereceğim sana. Ben diyorum Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Tabii ki. Siz ne düşünüyorsunuz? Erdoğan. Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan ya. Sizce? Diyoruz. Recep Tayyip Erdoğan aynen. Sizce Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı efendim? Erdoğan gitsin, kepe gelsin. Yeter ki Erdoğan gitsin. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Tabii ki Kılıçdaroğlu yani. Size de soralım. Evet, ben burayı konuşamayız. Öyle mi? Sizce Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Sizce? Erdoğan. Çok ortada bir şey soruyorsunuz. Çok ortada değil yani. İkisi de aday, en güçlü adaylar. Ya muhtemelen zemin oluştu herhalde, bu yaptıkları grup kazanacak gibi görünüyor.